sağ önde de İsrail'e ikile oyun oynasın sana. Bari bir kanadında iyi bir kanat aksiyonu olsun, pas akışı olsun, ikili oyun olsun, o da yok. Yani onun için futbolda net bir şey var. Yani bunu Ersun Hoca'ya genelleme olarak söylüyorum. Sen üretmezsen başkası üretir. Sen yönetmezsen başkası yönetir. Üretenler ve yönetenler de geleceğe yön verir futbolda. Yönetenler. Futbola. Hem üretecek hem yönetecek. Futbolda geleceğe yön veren onlar olur. Evet, çok enteresan bir bilgi daha var. Son 15 yılda biz 33 yıl geriye kadar gittik. 3 puanlı sistemin başlangıcına kadar gittik. İşte elimde. Arkadaşlar, onun grafiği hazır mı Berkay ve İrfan? Ekrana verebilir miyiz? 15. haftalar itibariyle Fenerbahçe bu sezon 25 puan. Tüm zamanlarda 3 puanlı sistemde en düşük 14 puan. O da geçen sezondu. En yüksek 40 puan 2004-2005'ti. 1999-2000'de, yani 19 yıl önce yine 25 puan almış. Yani 20 yılda diyebiliriz buna. 20 yıl önce deriz de hatta. 25 puanla tamamlamış. Ta 1990'da da var bir sezon ama son 20 yılda en kötü ikinci sezon. Gürcan Bilgiç, hatırlarsanız maçın hemen bitiminde, Sivasspor Fenerbahçe maçının hemen bitiminde yaptığımız yayında Erman Toroğlu derbide eğer kaybederse Ersun Yanal Kadıköy'de Beşiktaş'a gider dedi. Sizce böyle bir ortam var mı şu an? Yani burası Fenerbahçe, burada her şey, her an her şey olabilir. Yani kulakları çınlasın. Köksal Özbek'in lafıydı. Bir gün önce dedi ki Tanju ile hiçbir alakamız yok dedi. Ertesi gün Fenerbahçe Tanju Çolak'a transfer etti dedi. Köksal abi dün böyle demiştin. Dedi ki Fenerbahçe'de değişmeyen bir şey varsa o da her şeyin değişebileceği dedi. O nedenle yani Fenerbahçe'nin dinamikleri öyle durgun su gibi değildir yani. Galatasaray'a da Beşiktaş'a da benzemez. Bir anda her şey değişir. Her şey değişir. Bir anda o refleksi vardır. Yani bu iyi bir şey midir? Değildir bence. Yani hep derler ya bir gün sonra karar ver. Aradan 24 saat geçsin. Ne ortam şu an? Ben zannetmiyorum. Müthiş bir taraftar desteği ve talebiyle Ali Koç'a neredeyse tabiri caizse mazur görülsün bir dayatmayla alın dersin Yanal. Oyuna bakar abi. Yani orada zaten en büyük yanlış o. Eğer kulübü taraftarla birlikte yönetmeye kalkarsanız işte Aykut Kocaman'ı gönderirsiniz. Yerine Filip Koku'yu getirirsiniz. Sonra Filip Koku'yu gönderirsiniz. Yerine Ersun Yanal'ı getirirsiniz. Arada şimdi Ersun Yanal'ı gönderirsiniz. Tekrar Aykut Kocaman'ı getirirsiniz. Yani taraftara bırakırsan o işi, kendi çizgin, kendi prensiplerin ya da kendi gelişme modelinin içinde teknik direktörün ne yaptığına değil, ne sonuç aldığına bakarsan, yani bu yoldan yürürsen, hiçbir türlü gelişemezsin, başarılı olmuşsun. O yüzden diyorum. Yani eğer Ali Koç ve yönetimi Komolli ile beraber Ersun Yanal'ın Samandıra'da doğru işler yapmadığını, doğru taktik vermediğini, takımı iyi çalıştırmadığını düşünüyorlarsa bugün görevine son versinler, beklemesinler Beşiktaş maçını. Ama bu konuda bir problem yoksa Beşiktaş'tan yenilse de 3'te yese yola devam etsin. Yani geçen sene 3-0'dan 3-3'e getiren teknik direktör Ersun Yanal. Vodafone'da. O, yine Ersun Yanal vardı takımın başında yani. 3-0 mağlup takımı. İkinci yarı çıktı. 3-3 bitirdi maçı. Ve o etaptan bakmışsınız. Yani bakılması yanlış biliyorum. He, Ersun Hoca, Abdullah Hoca, Rıza Hoca, Fatih Hoca. Bunlar şikayet etmeyecek abiciğim. Şikayeti biz yapacağız burada otururken. Bu nasıl iş diye. Onlar çözüm bulacaklar. Yani bu takım niye tepki göstermiyor diye şikayet etmesi gereken kişi Ersun Yanal, Fatih Terim, Abdullah Hoca değil. Biziz bu eleştiri yapması. Hep oyuncularla ilgili eleştiri duyuyoruz biz, teknik adamlardan. Bu eleştiri yapması gereken biziz. Sen fark edemiyor musun? Yılların hocasısın ya. Oyuncunun ruhunu, sahada kaçıp kaçmadığını, saklanıp saklanmadığını, sorumluluk alıp almadığını, formda olup olmadığını fark edemiyor musun? Kaç haftadır konuşuyoruz. Emre de kötü, Ozan da kötü. Sakatlıktan döndüğünden beri Kruse de kötü. Kötüler yani. Formda değiller yani, iyi değiller. Emre sakatlandı, idmanını bıraktı, haftada bir idmanı çıkıyor. Fizik olarak diplerde. Bir idman mı? Bir idman tabii. Oho. Belki bu hafta çıkıyordur normal idman. Hocam 1960'lar. Yani şey... Bitti mi? 1960'lardaydı değil mi hocam böyle şeyler? Yani haftada bir çıkarım. Haftada bir idman ama iki maç yapıyorlardı. Bu cumartesi maç, pazar maç. İki takım geliyordu Ankara'ya. Mesela Galatasaray geldi mi yanında Kasımpaşa, Beşiktaş geldi mi yanında ne bileyim işte
Galata o geldi mi? Yanında zeminler nasıldı hocam? Zeminler. Bir gün oynuyordu, her gün bir daha oynuyordu. Zeminler çamur. Zeminler. Zeminler filan. Oo zeminler. Topa vurduğu evet, zaman alnına gelse alnın yarılıyordu. Şimdi şeye bir şey söyleyeceğim Reha ya. Onu demin ben konuşuyordum. Reha. Şimdi ben Oğuz Sarvan'ı filan tanıyorum. Oğuz Sarvan iyi çocuktur ama Oğuz Sarvan, işte Ünsal Çimen, onlar zaten yapabilselerdi bunun başına gelirlerdi. Türkiye'deki hakemlerin ayıbı zaten bu. Hakemlerin başına getirecek adam bulamadığın, yetiştiremediğin için Zekeriya geliyor, işte bizim Ankaralı geliyor, işte Halim Çorbalı geldiler. Bu hakemlerin ayıbıdır. Hakemleri idare edecek, yönlendirecek adam yok. Oğuzlar yapsalardı zamanında. Hocam, onunla ben doğru tanıdığım için söylüyorum. Sen çay içmemişsin de ben çok çay içtim. İçmem, doğrudur. Onlarla. Siz dediniz de İzmirli az önce bana yani oradan hani sanki Oğuz Sarvan'ı söylüyormuş gibi İzmirlisin. Sen de ondan söyledin. Sen de ondan anlıyorsun arkadaş. Estağfurullah onun için her söyledim. Her şeyi anlıyorsun. Abi. Hayır, hayır, hayır. Ben de, hocam burada ben alıp vereceğiz biraz böyle. Ooo top atacağız, top atacağız hocam öyle. Sen bana pas atacaksın. Omuz omuz hocam. Ali Koç Fatih Terim'e pas attı. Niye attı? Kim attı? Ali Koç Fatih Terim'e çiçeği attı. Çiçek pas mı attı, gol mü attı? Çiçek attı. E Fener mağlup oldu. Şimdi yarın onu konuşacak bıdı 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 bıdı. Ali Koç ne dedi? Fatih Terim dedi. Fener'le Galatasaray'ın mağlubiyeti gitti güme. Algı oluşuyor. Neden anlatıyorsunuz siz ya bana? Hocam bu alemin dalağını filan bilir. Karaciğer, dalak, pankreas. Şimdi gelelim. Ersun Yanal'ı dinledim. La Fontaine'den masallar anlattı bana. Dinledim dinledim. Dedi ki, ya diyor rakibe tepki gösteremedik. La Ersun Yanal sen tepki gösterebildin mi? Önce sen göstereceksin, sonra çocuklar gösterecek. Hangi oyuncuyu kaçıncı dakikada değiştirdin? Fener takımı yerde sürünüyordu, oyuncu değiştirmedin. Ne zaman oyuncu değiştirdin, sürücü falan aldın da Fener kımıldamaya başladı. Sen kendine bak önce. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bu Emre'nin gidişi Galatasaraylı Selçuk'un gidişi gibi olmasın. E hocam 39 yaş. Ama ona göre kullanacaksın abi. Ekonomik dakika süre arabanın hangi maç? Arabanın motoru yaşlanmışsa devamlı basmayacağım. 39 yaşında oynayan kaleci ayakta falan alkışlanıyor. Yani bu çocuk orta sahada oynuyor. Ya yani Emre'ye de haksızlık yapılıyor. Onu da belli oranda kullanacaksın. Belli oranda Emre'yi de şikayet ettirmeyeceksin tribüne. Alacaksın, başkasını sokacaksın. Sen akıl vereceğine öndeki işi yap. Hoca bak mesela sezon başı oynatıyorlardı Emre'yi. Tolga'yla Ozan oynatıyordu. Tabii. Dinamo. Yani özellikle Tolga'nın koşu mesafesi 12-14 koşuyor her maç. O Emre'nin o enerji açığını Tolga ciğerciğine kapatıyorlardı. Dediği gibi hocanın. Tölere ediyorlardı. Şimdi Gustavo geldi. Ozan sağ tarafa gitti. Emre, Gustavo. İki oyuncu. Jason'da stoper attılar. Ön tarafta Kuruze. Arkadaşlar yani, bir takımda bir tane Emre olur. Bir tane Hacı olur. Bunları bir takım kaldırır. Ama Alex. İki tane Emre'yi, İki tane Alex'i, artık iki tane Hacı'yı oynatmaya kalkarsan hocam, böyle olur. Hocam Sivas'ın karşısına çıkıyor. Sivas'ta çünkü Emre yok. Aynen. Sivas'ta bir eksik onu, yok. Bak, Sivas makine gibi oynuyor. Sivas'ta hiç Emre yok. İçeride. Sivas'ta 10 tane topçu var. Hepsi şey gibi böyle tık 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 tık. Bir tane Emre fark eder o zaman. İçeride, Emre'yi iyi kullan al. Aynen. İçeride orada çok birliği fazla komutan var. Öbür tarafta 11 oyuncu da asker demek istiyorsun değil mi hocam? Evet. Orada askerler var, orada komutanlar şimdi, var. Özellikle bir iki tane. Var. Sosa çıkınca Emre ilerliyor. Maskur ama Sosa'yı ben görüyorum. Sosa ceza alanından altı bastan top çıkardığını gördüm ben Sosa. Aynen. Yani şimdi bir de futbolcudan futbolcuya fark var. Ben Sosa'yı 90 dakika tutarım ama Emre'yi 90 dakika tutma. Emre'yi yapabileceği yazık, kadar hocam, yap. Emre'ye derim ki yapabileceğini yap. Trak seni alayım. Sakatlanır bilmem ne olur. Şimdi Beşiktaş takımı sen Emre'yle oynayıp yanında birini koyup Beşiktaş takımı dörtlü bir orta saha yaparsan ne yaparsın? Orada çıldırırsın, net olursun. Araya da kaçırdın mı iki adam? Ben onlardan bahsediyorum. Golü yedin mi ne olur seyirci? Gene destek veriyor Fener seyircisi sonuna kadar. E sonunda ne yapacak? İstifa diye bağıracak. Zaten Ali Koç'un da istediği o. Seyirci istediği de al buyur sana Ersun Yanal diyecek. Tık bir daha da bitti Fener. Hiç ondan hesap sormayacak. Tamam. Kusura bakmayın. Siz ettiniz siz buldunuz diyecek. Hocam tabii seyirci de Ersun Yalın gelmesi sosyal medyadır. Sosyal medya rüzgarıyla geldi. O sosyal medyayı da kimler idare etti acaba? Ha? O sosyal medyayı da kimler idare etti acaba? Kimler etti hocam?
Vardır, benden röportaj yapma. Hayır, bilmediğim için soruyorum. Sen az önce... Ben de bilmiyorum, attım sen ortaya. Sen önce demedin mi? Attım alacağız, ortaya. Vereceğiz demedin mi Serkan? Attım ortaya. Erman önce demedim. Ben de sordum ki... Yalan, attım ortaya. He, tamam. O gitti. Hayır, anladım. Yok, yok. O gider, Mektup adrese gider. Ne? Bakın, şunu söyleyeceğim. Suakar yolunu bulur mu diyorsun hocam? Suakar yolunu mu bulur diyorsun? Sosyal medyada organizasyon var mıdır, yok mudur bilmem. Ama şunu samimiyetle biliyorum. Fatih Terim'in gelişinde Galatasaray taraftarı, sokaktaki de hocam, kafeteryadaki de, iş yerindeki de, akrabalarımız arasındaki de Galatasaraylılar istedi. Ersun Yanal'ın gelişinde ben yani Allah Allah ya, hiç hayatta Ersun Yanal'ı isteyen Fenerli görmedim diyemem. Tanıdığım Fenerbahçelilerin çoğu ya Ersun Yanal dönemi biz çok erken şampiyonluk ilan ettik, iyi oynadık da dedi. Yani sosyal medyada plastik bir operasyon herkes için yapılmış mıdır yapılmamış mıdır değil. Sokakta, sen de sokakta yaşayan insansın. Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ı gerçekten istedi. Bence yapıldı. Ha, onu ben bilmem diyorum. Bence bakın, onu, ama o zaman ortaya koyacaksın hocam. Çok tepki de vardı. Hayır, ortaya koyacaksın o zaman. Çok hani, tepki de vardı. Diyeceksin ki... Bence diyorum. Reha hocam, tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum. Reha hocam İzmirli diye belgeyi koyacaksın abi o zaman. Yok. Tabii. Ben tahmin ediyorum. İzmirli diye. Ama ben... Ama sokakta gördük hocam biz bunu. Fatih Terim de istendi. Ersun Yanal da istendi. Ben Sergen Yalçın da istendi. Ben.